Hristiyanlar Allah'a baba diyor. Öyle mi değil mi? Allah'a baba. Hazreti İsa'ya siz söyleyin. Allah'ın oğlu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Allah'a baba dediğiniz zaman, madem ki Allah'ın babası, haşa, Allah'a baba dediği zaman, onu dünyaya getiren, hayata getiren bir başka kudret ortaya koymanız lazım. Bir kimsenin baba olması için daha evvel birisinin onu dünyaya getirmesi lazım. Öyle mi değil mi? Lem yelid, bu böyle olmamıştır. Ve lem yulet, herhangi bir şey tarafından Allah ortaya konmamış, doğurulmamıştır. Ki ona baba diyesin. Baba dediğin zaman babanın da babası lazım. Ona baba bulduğunuz zaman babanın da babasını gitmeniz lazım geriye doğru. Böyle Allah hakkında bunlar mümkün değil. Demek ki Müslüman olduğumuz, mümin olduğumuz halde Allah'ın sıfatlarını, isimlerini, tanıtımını yapamıyorsak vay halimize, vay halimize. Sen hakkıyla tanımamışsın ki tanıtasın denecek. Çocuklarımıza 7 yaşına gelmeden evvel bunların tanıtılması lazım. Eskiden 7 yaşına girer girmez bütün Anadolu'daki Müslümanların çocukları Allah'ı tanırdı. Âmentü billahi ve melâiketi okurdu. Allah'ın sıfatlarını vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetünil havadis, kıyam bi nefsi teke teke sayarlardı. Ve manasını bilirlerdi. Bu 70 yaşına gelmiş adam bunları sayamıyor. Ne demek muhalefetünil havadis? Akaid olmadan, akide sağlam zemine oturmadan mümin olmanın, imanın hakikatini yaşamanın zaten imkanı yok. Bundan dolayıdır ki değerli kardeşler, kıymetli Müslümanlar, eskiden Müslümanlara sorulurdu. İmandan sonra ne gelir? Hani evvela iman, tamam iman ettin. İmandan sonra ne gelir? Eski Müslümanlar derlerdi ki imandan sonra ilim gelir, ilim. Şimdi içinizde hangi bir Müslümana sorsam böyle söyle. İmandan sonra ne gelir diyorsun Hacı Ahmet Efendi? İmandan sonra amel gelir hocam diyor. Amel, amel. Ya ilim olmadan amel olur mu? Siz söyleyin. Mesela imandan hemen sonra namaz kılınması lazım. Namaz. Namazdan daha öncelikli bir ibadet var mı? Soruyorum. Yok. İmandan sonra namaz. Namaz kılmak için ilim lazım. Mesela namazın farzı var. Kıyam, kıraat, rükû, sücud biliyorsunuz. Kıraat nedir? Kıraat bir kardeşim söylesin. Ne demek kıraat? Namazda Kur'an okumak. Fatiha suresini okuyacaksın. Ondan sonra farz namazlarının efendim her iki rekatında, öbür namazların her rekatında Fatiha'dan sonra zamm-ı sure, surelerden, Kur'an'dan ayetler okumak farz mı değil mi? Bu farzı eda etmek için Kur'an ilmini, tecvid ilmini, tilavet ilmini, Kur'an'ı okuma ilmini elde etmek şart mı değil mi? O halde imandan sonra ne geliyormuş? İlim. İlimden sonra amel gelir. Ama şimdi cemaatimize sorun, imandan sonra amel gelir diyor, o ilim kelimesini aradan çıkartıp atmış, hiç ilim yok. İlim olmadan ibadet olur mu? İlim olmadan Allah'ı tanımak mümkün olur mu? Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini, Allah'ın fiillerini, rububiyetini, uluhiyetini, kudretini, Allah'ın kitabını okumadan, ilim olmadan, tefsir olmadan, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadan, âmentü billahi desen ne olur, demesen ne olur? Fesübhanallah. Değerli kardeşler, demek ki Müslümanların herkesten önce, her şeyden önce Allah ile alakalı meseleleri bilmeleri lazım. Bir Müslüman için Allah'tan daha önce, Allah'tan daha önde hiçbir varlık Allah'tan daha önce gelir mi gelmez mi?
Sesini çıkmıyor. Bir Müslüman için Allah'tan önde hiçbir şey var mı? Yoktur kardeşim, yoktur. Ana baba ondan sonra gelir, peygamber ondan sonra, hepsi ondan, evveli Allah. Allah ile münasebetlerimiz tamam mı değil mi? Bu evvela ilimle olur. Allah'ı tanımak olur. Allah'ı tanımayan bir adamın Allah'la münasebeti dürüst olamaz. Yanlışlık yapar, hata yapar, eksik kalır, noksan kalır. Bir konuda hata yapmamak için o konuyu çok iyi bilmek lazım. Mesela elektriğin ne olduğunu, elektrik ne demek? İnsanı nasıl çarpar? Voltaj nedir? Amper nedir? Elektrik nedir? Çok iyi bilen bir adam hata yapar mı, yapmaz mı? Mümkün mertebe yapamaz. Ama elektriği tam tanımayan adam parmağını uzatır uzatmaz, size söyleyeyim ne olur? Çarpılır, mahvolur. Tanımıyor çünkü, bilmiyor. Bilmeyen adam korunamaz. Tanımayan adam aklından gelemez. Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı tanımanın yolu da sıfatları, isimleri, fiilleri ve Kur'an'ı çok iyi bilmekle ancak ortaya çıkabilir.